Merhaba sevgili genç hayat takipçileri. Bugün Ziyad Duveyri'nin Insult filmini ve belki birazcık da Orta Doğu konuşmak üzere bir programa başlıyoruz. Şimdiden keyifli izlemeler. Aslında biraz şöyle bir giriş yapmak gerekirse, Ziyad Duveyri bu filmiyle özellikle 74. Venedik Film Festivali'nde yabancı dilde en iyi film Oscar'ın da kategorisinde Lübnan'ı temsil ediyor. Ki bu Lübnan sineması açısından da açıkçası Orta Doğu sineması açısından da önemli bir durum. Filme dair böyle bir künye belirtmek gerekebilir belki. Ya özellikle Lübnan'ın içerisindeki farklı etnik grupların ve farklı tabii ki dini grupların da böyle kozmopolitik bir yapıda olduğu ve bundan doğan bir takım kültürel ve kültürel ve dinsel, etnisiteye dayalı çatışmaların, çelişkilerin olduğunu aslında biraz daha gösteriyor bize film. Filmimizde bir adet işte hamile eşiyle birlikte bir oto tamirci işleten ve Hristiyan, aşırı muhafazakar Hristiyan Parti üyesi bir karakterimiz var. Ve bu karakterin aslında Filistinli bir mülteciyle yollarının kesişmesiyle başlıyor filmin hikayesi ve ardından da uzun bir süren mahkeme süreci boyunca filmimiz ilerliyor. Burada aslında bu sürecin kendisinde en başında aslında küçük gibi görünen bir olay, nasıl Lübnan'da yaşayan halkların toplumsal hafızasında aslında çok da geride değil, çok yakın bir tarihte yaşanmış hem iç savaşı hem farklı gruplar arasındaki çatışmalar ve bunların bıraktığı travmaları. Aslında bu küçük olaydan tüm ülkenin içerisine yayılan bir trajedi olarak da izleyebiliyoruz. Ya buraya dair birkaç eleştirimiz var açıkçası. Sanki bu olayların bireysel, psikolojik ve tarihsel geçmişten getirdiğimiz tarihsel rollerle direkt bir ilişkisi varmış gibi aktarılması sanki biraz daha farklı bir okumaya çıkartmaya çalışıyor bizi. Bunu da derinlemesine konuşacağız. Ama filmimiz açıkçası bu biçimiyle gerçekleşiyor. Bu yolları kesişen, yani yolları kesişmek derken de şöyle bir hikaye örgümüz var. Filmdeki karakterimiz, ismimiz neydi? Zeyd miydi? Nasıl okunuyordu? Tony ve Yaser var. Yaser, evet. Özür dilerim. Yaser bir aslında inşaat ustası ve o mahalledeki bozuk binaları tamir etmekle sorumlu. Ki bu bir seçim kampanyası gibi bir şey anladığımız kadarıyla. Ve bozuk olan bir ev giderinden, balkon giderinden kendisine çalışırken üzerine su düşüyor. Ve eve çıkıp bunu tamir edilmesi gerektiğini söylediğinde çok sert bir tepki alıyor. Kapıyı suratına çarpıyor ve ardından kendisi de hakaret ediyor. Ve buradan dava sürecine taşınan bir süreç yaşanıyor yani. Yani biraz hikayeyi böyle şey yapabiliriz. İzlemek isteyenler de varsa belki çok spoiler da vermeden. Evet, Cenk, sen belki biraz bize bu Lübnan'daki durumu, Lübnan'daki halkların durumunu da anlatarak biraz bir çerçeve çizmeye çalışabilirsin. Çünkü filmde özellikle atıfta bulunan önemli tarihler, önemli katliamlar var. Toplumsal hafızada yer edilmiş olaylar var. Belki bize biraz açmak istersin. Bir siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak. Şöyle aslında Lübnan'ın hem etnik yapısı hem de bir kimlik olarak yapısı çok karışık. Çok farklı gruplar var. Mesela Hristiyan gruplar kendi içlerinde ayrılıyor. Ondan sonra Müslüman gruplar var. Müslüman gruplar kendi içlerinde ayrılıyor. Mezhepsel olarak çok fazla farklılıklar var ve aslında bu süreç içerisinde gelişen bir belli birlikte yaşama kültüründen ziyade belli bir noktadan sonra artık bu çatışma ortamına dönen bir seyir izliyor özellikle Lübnan için. Ki Lübnan bağımsızlığını kazandıktan sonra yönetim yapısı olarak da yani dünyadaki çok yani belki tek bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Şöyle, Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyanlardan seçiliyor. Başbakan Sünnilerden seçiliyor. Meclis başkanı da Şiilerden seçiliyor. Yani böyle bir kısıtlaması var. Ve parlamentoda yarı yarıya Hristiyan ve Müslümanlardan oluşuyor. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz aslında yönetim olarak da.
Bu bize zaten şeyi gösteriyor yani din faktörünün yani ne kadar etkin olduğunu, bir partileşme sürecinde bile dinlerin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Ki zaten oransal olarak da Müslümanlar yarıdan biraz daha fazla bir orana sahip. Hristiyanlar da %40 küsur civarında bir orana sahip Lübnan'da. Ve süreç içerisinde de yani Lübnan'ın durumu özellikle bağımsızlık kazandıktan sonra yani çok farklı çatışma alanlarına da dönüyor. Bu İsrail'in kurulmasından sonra Filistinli mültecilerin işte yerlerinden edilmesi, pardon Filistinlerin yerlerinden edilmesi ve onların mülteci konumuna düşmesi hem Lübnan'ı hem de çevre ülkeleri etkiliyor. Ve bu da Lübnan'daki Hristiyan faşist politikalara bir belli bir noktada yükseliş geçmesini sağlıyor. Hatta bir parti olarak da iktidara gelmesini de sağlıyor. Onun dışında bunun karşıtı olarak da radikal İslamcı grupların ya da daha çok FKÖ gibi solcu örgütlerin oradaki etkinliğinin artmasına neden oluyor. Böyle diyebiliriz aslında. Lübnan'daki atmosfer çok karışık. Yani Orta Doğu'nun belki de ufak bir simülasyonu gibi. Hem çok küçük bir bölgede yani ufak bir yerde aslında bütün Lübnan fraksiyonlar arasında bölünmüş diyebiliriz. Yani Hizbullah'ın şu an elinde tuttuğu konum, devletin tuttuğu bir konum var. Ve aslında Hizbullah'ın girdiği yerlere devlet giremiyor, devletin girdiği yerlere Hizbullah giremiyor. Çok karışık bir atmosfer var diyebiliriz. Ki filmde bu çok yansımıyor açıkçası. Evet, filmde biraz daha dediğimiz gibi o aslında böyle bireysel ufak bir hikayeden filmde de gördüğümüz gibi bütün ülkedeki böyle bir toplumsal hareketliliğe Hristiyanlar ve Filistinliler arasında ve Müslümanlar arasında böyle bir gerginliğe sebep olan şeyin biraz toplumsal altyapısını böyle çok sanki psikolojik faktörler üzerinden aktarmaya çalışıyor film ve bu biraz daha bize dar bir perspektif sunuyor gibi ben de hissettim. Sen ne dersin Zeynep? Açıkçası filmin benim beğendiğim yanları var ama bir yandan da nasıl desem eleştirdiğim, bir yandan da benimle birlikte yaşayan aslında gerçek nesnel faktörler var. Çünkü ben denizcilik okuyorum ve Filipinleri biz gayet iyi biliyoruz. Her gemide bulunan bizden çok daha az maaşla çok zor koşullarda gemilerde bulunan insanlar. Şöyle ben Cenk'e birazcık ek olarak şey söylemek istiyorum. Bu filmde aslında Filistinlerin Lübnan'da yaşadıkları durumu hep farklı farklı karakterlerde eklemişler. Örneğin Bay Gandor vardı, tekerlekli sandalye. Birazcık spoiler olacak burası ama tekerlekli sandalye ile geliyor. İşte tekerlekli sandalyede yaşamış olmasının sebebini Tony'nin avukatı Yasser'dan dolayı olduğunu açıklıyor orada. Çünkü sebep olarak mülteci kampında bir sorun yaşanmış ve burada da Yasser kendisini koruyamayıp onunla sataşmış. Sonuç olarak da tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış. Buradan zaten Yasser'in avukatı da işte insan doğası gereği orada kendisini korumak istedi. Aslında iyi bir insan savunmasını da yapıyor. Tam bu noktada yapıyordu hatırladım kafilim. Ve burada insan doğası gerçekten nasıl desem mülteci olmasını ya da ne bileyim Filistinli olmasını bağdaştırıyor mu? Orayı da bir soru işareti olarak düşündüm. Ama oradaki mülteci kamplarını açması gerçekten iyi bir nokta. Çünkü mülteci kampları Filistinler mülteci olduktan sonra Lübnan ordusunun yönettiği ve içinde çok zor koşullarda işte akşam onda yatıldığı bir kamp. Ve yani bir çadırdan diğer çadıra şeyle kağıt üstünde gidebiliyorsun. Onun dışında Kara Eylül dediğimiz noktalara değmişler mesela. Oralarda da yine genel olarak filmde hep geçen Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yaptığı bir suikast derdinde bir Kara Eylül ismi altında ve bu tarz yaşanan tarihsel olaylarla hep Lübnanlılar, işte Müslüman tarafı, Hristiyan tarafı ne olursa olsun onlar hep radikal işte suikast yapıyorlar. Bizim yoksulluğumuzun sebebi onlar. Ben bunlar yüzünden böyle işte nasıl desem tamirhanede çalışıyorum algısıyla hareket ediyorlar. Şahsen ben işte burayı mantıklı buluyorum ama birazcık da nasıl desem Orta Doğu'da özellikle
sırf pazar arayışı için emperyalistlerin yaptığı güzel bir numara olarak görüyorum bunu. Çünkü orada işte dinleri, milletleri birbirine düşürüp kendileri şahsen sahneden çıkıp gidiyorlar. Filistinleri şahsen bu noktada işte şey yapamam, nasıl desem. Hatta veriyorum birazcık. Filmde de zaten hep böyle bir masum durumda işte. Ya lütfen birazcık da iyi tarafta bakıldı. Yönetmenin de bizzat oraya birazcık vicdanen baktığı bir yer açısından gösteriliyor. Ben de şahsen oraya birazcık daha vicdanen rahat bakıyorum. Çünkü nasıl desem, tabii kuşkusuz zencilikte olduğum için ben şöyle bir algı oluyor. Herhangi başka limanlarda Filipinleri alıyorlar. Ve oralarda atıyorum bizim maaşımız 3000 dolarsa 100 dolar veriyorlar. Sen bizim işimizi yap diyorlar. Ve burada bunun sonucunda biz işlerimizden mağdur durumda olabiliyoruz. Yani armatörler, patronlar bizzat bunu bilerek kullanıyorlar. Onlara biz bu soruyu sorduğumuz zaman da ya işte hani bir yerde de onların da gözüne ağzına bakıyoruz cevabını veriyor. Bizzat bu cevabı almıştık hatta. O şekilde yani ben bu şekilde düşünüyorum şahsen. Başka yani ekleyebileceğim. Filmde aslında dediğin gibi böyle senin de bahsettiğin gibi böyle bir açık kapı bırakılmış, böyle bir işte izleyiciye göz kırpılıp sonra geri çekilmiş bir takım tartışmalar aslında böyle çok daha, ya tabii ki bu aslında biraz da yönetmenin tercihine bağlı ama bunları böyle ufak kapılar açılıp altlarını biraz daha izleyiciye hissettirememesi ve doldurulamaması bana da biraz bir negatif etki olarak geliyor. Yani Tony'nin fanatik olarak desteklediği Beşir Gömayer var mesela. Bunun film aralarında televizyondan yansıyan konuşmalarını görüyoruz. İşte tabii ki de milliyetçi, şovenist ve mülteci karşıtı birçok söylemler yapıyor. Bu söylemlerin içerisinde gerçekten işte nereye giderlerse gitsinler, yeter ki Lübnan'da olmasınlar söylemi bir slogan haline geliyor. Ya aslında bugün Türkiye'de de gördüğümüz gibi, filmde de bir şekilde dediğim gibi açık kapı bırakılan şeylerden bir tanesi. Mesela işte suyumuza tükürüyorlar ve onlar hainler gibi bir yakıştırma var Filistinlilere. Karakterlerin ağzından konuşturulan. Ve mesela burada aslında şeyi çok net görüyoruz yani. Kendi hayatlarındaki yaşam standartlarının düşüklüğünü ya da bölgenin coğrafi koşullarının yani aslında hem sosyokültürel ve demografik koşullarının sanki Filistinler ya da bir takım başka azınlık halklar yüzünden olduğu gibi bir düşünce doğması aslında çok da abes bir düşünce de değil. Yani sonuçta oradaki yaşayan halkların bu kadar zor koşullarda yaşamasına aradıkları sebep en yakinen ilk bakışta gördüklerinde mülteciler oluyor bugün Türkiye'de olduğu gibi. Filmde de buna biraz aslında açık kapı bırakılıyor ama benim asıl biraz da eleştirmek istediğim nokta mesela filmde çok şey gelgitler var. Yani öncelikle mesela biraz işte film başlangıçta Filistinlilerin tarafındaymış gibi duruyor. Ardından ya bunu bir yandan da bir vicdani eylemmiş gibi, yani vicdani tarafta alınmış bir kararmış gibi sunuyor ama ardından mesela Tony'nin de ırkçı olması, Filistinlerden nefret etmesi için bir takım sebepleri olduğu dava sahnesinde ortaya çıkıyor. Ve böylelikle aslında izleyiciye şu argüman verilmiş oluyor gibi hissettim ben. Yani evet bakın ırkçılık var ve böyle kötü durumlara yol açıyor. Ama bunun da bir takım sebepleri var. Peki nedir bu sebepler dediğinde aslında başı sonu belli olmayan bir sirkülasyon içerisinde bir takım grupların birbirine saldırması ve bunların bireylerin hayatlarında bıraktığı etkinin ve mülteci karşıtlığı gibi reflekslerle dışa vurulmasıymış gibi sanki hissediyoruz biz. Tony'nin geçmişinde Filistinler tarafından şeye maruz bırakılmasını, köylerinin talan edilmesini ve aile üyelerinin ölmesini ve bunun onda bir travma yaratmasını çok bir şey sebep olarak, çok birincil bir sebep olarak alıyoruz ve bu sefer de burada şey kararına çıkıyoruz. En son filmin sonunda da olduğu gibi. Yani adalet bunları yargılamıyor ve bunların sorunları da yargılamayacak. O zaman biz de bir anlamıyla bütün atalarımız ve bağlı olduğumuz etnik gruplar adına birbirimizden özür dileyelim.
Cenk, işte ben senin atalarını öldürdüğüm için atalarım adına senden özür diliyorum kardeşim diyelim. Ve bu işi de böyle barışıl bir yolla halledelim gibi sanki ben bir şey sezdim. Ne diyorsun Cenk? Ya evet, aslında cidden yani şöyle bir eksene kayıyor film. Yani yönetmenin belki demek istediği de budur. Yani nedir? Ortadoğu tabii ki de çok fazla halkın bulunduğu ve intikam konusunda ne kadar geçmişe gidersen git, mesela özellikle Yahudiler ve Filistinler açısından sanki sürekli bataklığa saplanmışsın gibi bir izlenim veren bir yer. O yüzden kendisi bence bu argümana daha çok dayanıyor. Yeni bir sayfa açalım, birbirimize özür dileyelim, yeni bir şeye başlayalım. Bu güzel olmakla birlikte ilk görünüşte, fakat yani sıkıntılı şeyleri var. Ne açıdan sıkıntılı? Filmde de görüyoruz zaten mesela. Ne diyor? Dar mı olması lazımdı? O katliamı öne sürüyorlar. Tony'nin ailesinin acı çektiği, Tony'nin geçmişini yaratan. Fakat o da farklı bir katliamın aslında. Nedir? İntikamı. Mesela Sarbo ve mesela diyor ki keşke Ariel Sharon kökünüzü kazısaydı diyor. Ariel Sharon ne yaptı? İşte Sarbo'ya çatıyla katliamlarını örgütledi. Ve aynı zamanda Lübnan'daki falangistler de bunlara destek verdi. Yani hem İsrail'li işte Ariel Sharon o mülteci kampları, bunlar ayrıca mülteci kamplarıdır. Bu mülteci kamplara saldırırken bu desteklediği parti de, Tony'nin desteklediği parti de geldi. Oradaki insanları katletti yani açıkçası. Binlerce sivili öldürdü. Böyle bir gerçek var yani arka planında. Buna karşılık oradaki gruplar da işte Filistin Kurtuluş Ordusu ya da daha çok işte Hizbullah ya da Hizbullah öncesi proto taraftarları gidip oraya bir şey düzenliyor yani. Karşı eylem olarak katliam düzenliyor. Bu eksenle ilerliyor, fakat yani siz işte siz burada bizi katlettiniz, biz burada sizi katlettik, o yüzden barışalım eksenini getirilecek bir konu değil. Ya da Çünkü şey aslında burada biz yani işte siz bizi katlettiniz, biz sizi katlettik ve biz bunun ucunun nerede başladığını bulamıyoruz. Ya belki tarihsel olarak gerçekten de zordur yani. Hani evet biz tek şeyi burada biliyoruz yani kardeşini öldürdü Kabil. Buradan sonra gelen bir şeyden bahsediyoruz ama buraya kadar da geri götüremeyeceğimize göre burada aslında çözmemiz gereken başka bir problemin varlığına ben işaret edebilirdi diye düşünüyorum film yani. Suçluyu yani ilk taşı atanın kim olduğunu bulmak burada pek bize bir karşılığı yok ama yani bölgedeki belirli farklı siyasi grupların bütün suçlamayı üstlerine almasını gerektirecek bir şey de yok bence yani. ya evet, zaten burada dediğin gibi yani ilk taşı atana onu bulmaya gerek yok aslında. Burada bunu bir devlet politikası olarak yürüten, bunu birilerini sürme, katliam uğratma, soykırım uğratma vesaire olarak politika olarak yürüten ve bunların hesap vermesi gerektiği üzerinden şekillenmesi gerektiği daha çok. Yani bizdeki şu konuya çok benziyor aslında. Yani yeni bir temiz bir sayfa açalım. Daha çok için içinden çıkmaya çalışan bir burjuva söylemine daha çok riayet ediyor. Çünkü cezalandıracak ya da bunun karşılığını verebilecek o ezilen halka, o işte katledilen insanlara bunun tazminatını ödeme yükümlülüğünden aslında kurtulmuş oluyor belli bir noktada. Şey nereye denk düşüyor mesela? Belki de bu Türkiye'de işte Ermenilerin soykırımı ya da farklı söylemle işte destekledikleri teçhizle vesaire eksenindeki bir söyleme de karşılık çıkıyor, düşüyor. Orada özür bile dilenmiyor ya onun. Onda özür bile Yani dilenmiyor. böyle bir durumda aslında yani bu hep beraber yeni bir sayfa açalım demek, ancak yani yükümlülük altında olur. Yani belli bir noktada sen bunu devlet politikası olarak yürütüyorsan ve oradaki katliamları örgütlüyorsan bunun hesabını vermeden yeni bir temiz bir sayfa açamazsın. Keşke açılsa, şey yapılsa, fakat yani bu eksende bir şeyin olması yani şu an için zor. Yani Lübnan'da da yani çoğu Orta Doğu ülkesinde olmakla birlikte Lübnan'da da zaten bu kendisi etkisini de gösteriyor. Yani film biraz orada işte vicdanına bırakması olsun, bir vicdan muhakemesine bırakması, öznel şeyleri bırakması olsun. Yani sıkıntıya düşüyor. Neden? Mesela ne yapıyor? Yasser Tony'ye yumruk atıyor. Şeyinden, hakaretinden dolayı, yani Sharon meselesinden dolayı. Olaylar geçiyor vesaire vesaire. Bu sefer araba tamir ediyor. Tamir ettikten sonra Yasser işte gidiyor Tony'ye hakaret ediyor işte. O da kendi Hristiyanları aşağılıyor. Sonrasında Tony de ona bir yumruk atıyor. Ve Yasser aslında kendi kurduğu vicdan işte mahkemesinde
bir eşit bir konuma gelmiş oluyor ve özür diliyor. Mutlu mesut ayrılıyorlar. Yani toz pembe değil maalesef gerçek dünya. Ve bu şekilde de özellikle burjuva kitleler arasından çıkan ya da burjuva kitlerin milliyetçi şoven politikaları arasından çıkan sorunlar, katliamlar, şeyler bu şekilde çözülmeyeceği de yani çok açık. Maalesef yani film bu noktada, yani yönetmenin ilerlediği tablo bu noktada bence bir sıkıntıya, bir soruna yol açıyor gibi. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? Sen ne diyorsun? Mesela bu benim gözüme şey çarpmıştı, yani Lübnan'dan da Beyrut'tan sahneler görüyoruz ya filmin içerisinde. Böyle şehir, yani belki Türkiye'nin bir 20-30 seneki önce haline falan benziyor sanki, yani böyle bir yanda böyle daha büyük binalar, bir yanda böyle daha gece konular vesaire. Mesela film zaten onunla başlıyor. Kadın oradan taşınmak istiyor ve hamile bir eşi var Fani'nin. Ve diyor ki yani diğer yerde, diğer insanlar döndü oralara. Ya büyük ihtimal iç savaşta yıkılmış ya da talan olmuş bir yerden bahsediyorlar. Ben sizin tamamen söylediğiniz şeylere katılıyorum da. Hatta yani bu bahsedilen hani birbirlerine karşı böyle alıp verme mevzusu, bu gerçeği çözmeyeceği ve yönetmenin sadece bunu vermesi ama asıl sorunu vermemesi konusunda ben katılıyorum. Birazcık daha onu kendim yorumlamam gerekti filmi izlerken. Ha işte bak bu şekildeymiş. Hatta günümüzdeki gündeme yönelip bu George Floyd'un ölümüne kadar birazcık daha bağdaştırabildim. Sonuçta George Floyd'u orada öldüren polisin de kafasındaki düşünce, ırkçılık da aynı noktaya bir nebze olsun varıyor. Geçmişte atıyorum Polonya, İngiltere arasında da aynı noktaya varıyor. Yani çoğu noktada, oralarda ben birazcık daha kendim yorumladım şahsen. Yönetmen birazcık daha katkı vermedi bana burada. Daha çok işte kendi aramızda çözelim, iyi insanlarız gibi. Hatta avukatların da söylediği yönde birazcık gitti. O noktaya katılıyorum. Hatta ben yönetmen bir ara öyle ilerletti ki hani arabası bozuldu ya, ben şey dedim, kesin Tony yaptı bunu ya falan diye böyle bir gerildim o sahnede. O sahneler bayağı benim açımdan iyiydi yani. Ama tamir etti işte yani. Beyaz evet. Ya mesela filmde aslında kötü bir film değil. Şimdi biz negatif özelliklerini de çok sıraladık ama dediğim gibi yani böyle altı doldurursa daha tatlı olacak şeyler vardı. Bir de benim gerçekten şey anlamında biraz yanlış, negatif bulduğum yanlar da vardı. Yani mesela karısının hamile olması ve o olaylar gelişirken erken doğum yapması. Yani bilmiyorum, böyle biraz sanki filme yani şey olarak, süs olarak konulmuş şeyler. Çok bağlantılı olmayan yan olarak yani. Mesela avukat babayla kızı da keza öyle. Altı doldurulmamış. Evet. Yani bir şeyler olarak temsil eden şey avukatlar. Biri baba, biri kız. Orada da ne işte hani Lübnan'ın yeni jenerasyonuyla eski jenerasyonu falan gibi böyle bir. Ya da ne olabilir? Cenk? Ya da işte yani ne olur? Bu sonuçta Hristiyanları gösterirken çok şey gösteriyordu. Nedir? Falangisttir, işte faşisttir. Hristiyan politikalarının işte o Katayip Partisi ekseninde şekillenen, daha çok Hristiyan milliyetçiliği üzerine şekillenen politikaları destek veren bir tayfa olarak gösteriyorlardı. Ancak tek bunun istisnası olarak işte bunu temsilen o avukatın kızı duruyor. Yani katliamları biliyor, katliamları geçirmiş fakat İşte yeni jenerasyon daha güzel, daha iyi bir Lübnan istiyor. Hristiyanları i̇şte ırkçılık ülkesi istiyor. Bir Hristiyan şeyini de artık bir dikkatini yani çok yanlı olmasın ekseninde orada rahatlatmaya çalışmış bir karakter gibi. Yani çok onun dışına geçen bir karakter olarak görmedim ben de. Ya biraz da şey işte bu en son filmin son sahnesinde de mahkeme reisi diyeceğim. Ne denir? Hakime Hanım'ın. Hakime biz işte hanginizin suçlu olduğunuza karar veremedik gibi bir replik söyletilerek şey yapılması ve ama işte her şeye rağmen yine de suçlu olmadığına hükmediyoruz demesi de biraz şeydi yani. O, evet, mahkeme bile böyle bir yerden yeni bir sayfa açıyor ve
Halk en sonunda da işte millet birbirine sarılıyor. Halklar arasındaki gerilim biraz sönüyor falan. Orada dediğimiz gibi yani çok daha farklı şeyler söylemeye yeltenme potansiyeli olan ama söylemeyi tercih etmemiş de bir film aslında. Yani bu bir tercih biraz. Yani psikolojik olarak bireylerin iç savaş sorusuna ya da bu etnik kültürel çatışmalardan nasıl etkilendiklerini vesaire anlatmak bir tercih olabilir. Ama bunu dediğimiz gibi böyle bir tarihsel bir af dileme alışverişi olarak göstermesi biraz sıkıntılıydı. Bilmiyorum. Ama ben o kadını mesela filmde beni şey çok rahatsız etti. Yani kadının adamın karısı olmaktan ve hamile olmaktan başka hiçbir vasfı yok. Ya işte bir de Yok yani. orada Neden biraz yok orta yani? yolu bulmaya çalışıyor gibi. Yani bu kavgayı bitir, şey yap diye. Ama yani film açısından, yani senaryonun işleyişi açısından, yani bu karakterler eksik kaldığı noktalar çok yani. Eğer bir karakterin tek bir şey varsa, filmde rolü varsa ve onun hikayesini, altını çok derinleştirmiyorsan, onu yani bir koyarsın ve o görevini yapar yani. Onu bir çok ön plana tutma, çok bir şeye yapmasına gerek kalmaz. Ya Ama bilmiyorum. işte yönetmen sanki biraz bunu ayarlayamamış. Yani kadının daha farklı şeylerini görmek isterdim ben. Mesela filmin başında orada iyi başlamıştı. Hani şey açısından kocasını cesaretlendirmeye çalışıyordu. Eski oturdukları yere gitme. Dediğimiz gibi tahmin ediyoruz. Orası büyük ihtimal savaş sonrası şey olmuş bir yer, talan olmuş bir yer. Akrabaların oraya döndüğünü söylüyor mesela. Yani oradan hani belki bir şeyler çıkartabiliriz. Çıkarırız bu karakter vesaire diye düşünmüştüm ama biraz böyle annelik ve eşlik sıfatlarına sıkıştırılmış bir kadın karakter görmek beni biraz üzdü açıkçası bu film açısından. Bilmiyorum. Ben de orayı yani kadını da kilit bir karakter olarak şey yaptım. Hatta yine spoiler olacak söyleyeceğim ama eşiyle aralarında bir cümle geçiyor işte katletme şeklinde minvalinde. Sonra böyle bir tren raylarında bağırış çağırış kabusu görüyor ya. Ardından tam o sırada da evlerinde böyle onu arıyorlar. Aa dedim ben kadın gitti. Kadını kaçıracaklar bir şey yapacaklar. Bir an öyle hep bir kadına karşı kilit bir şey ya da ne bileyim senaryoda değiştirecek bir hamle bekledim. Ama pek öyle bir şey olmadı. Bebek özellikle hani bebek doğduğu bir şey oldu sonra bebek gitti. Ardından bir daha bir yere geldi bebeği çıkarttılar. Sonra yine gitti. Her karakter böyle bir yerde var bir yerde yok. Pek oralarda eleştirdiğim noktalar oldu şahsen benim. Kesinlikle katılıyorum. Dediğim gibi beni biraz işte mutlu eden şey biraz Beyrut'u görmek oldu. O Beyrut'taki belki bizim Mecidiyeköy Şişli taraflarına benzeyen havayı İşte bir yerde gecekondular, bir yerde gökdelenler. O şeyi görme hissi güzel oldu. Biraz o böyle Orta Doğu sarısı olur ya. Filmde o sarıyı görmek beni biraz mutlu etti. Yani çekimler vesaire açısından da hep böyle bir gözlemci konumundaydık. O da bence iyi bir şey. Yani biraz daha o şey havasında taraf tutmamızı engelleyen bir pozisyondaydık. Ben. Başka ekleyecek bir şeyiniz varsa arkadaşlar. Film üzerine bu kadar şey söyledik, kötü şeyler de söyledik. Ama yine bence izlenmeye değer bir film. Yani Lübnan Bence üzerine de. meraklı olanlar, Orta Doğu'ya meraklı olanlar açısından. Yani hoş da bir film. Yani bütün eleştirilere rağmen yani bence izlerken de keyifliydi. Bir Ben de bu Orta Doğu sarısı meselesini ya belki bir programda ele alırız. Çünkü cidden yani bir özellikle Hollywood yapımlarında Orta Doğu sarısı eğer ya kötü göstermek istediği ülke ya da işte terörize etmek istediği ülkeye yapıştırılan İstanbul. şey. Develere biniyoruz burada. Aynen. Bu arada yapabiliriz. Evet, o zaman bize bildirin. Böyle bir program çekmemizi istiyorsanız böyle bir seriye de başlayabiliriz. Neden olmasın? Hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Ziyad Duveyri'nin Insult filmini incelemeye çalıştık elimizden geldiğince. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programa kadar sağlıcakla kalın.